Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Güzel günler dileklerimiz baki, haberlerimiz hiç güzel değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan az önce Kahramanmaraş'ta konuştu. Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta ölü sayısının 8574'e, yaralı sayısında 49.133'e yükseldiğini açıkladı. Daha sabah saatlerinde AFAD'dan yapılan açıklama 8500 küsurdu. Bakın, saat geçtikçe sadece can kaybı sayısı artmıyor. Aynı zamanda hızlanıyor da. Neden? Çünkü ilk iki gün çok önemli. Hatta ilk gece hep önemlidir. İlk gün, ilk gece çok önemlidir. Enkazlara ulaşılamadı. AFAD toparlanamadı bir türlü. Ve hükümetimiz de, Cumhurbaşkanımız da nedendir bilinmez dünyanın her yerinde büyük, hele ki bu büyüklükte bir afet oldu mu ilk müdahale edenler kimlerdir? Askeri birlikler. Çünkü bir hükümetin elindeki en disiplinli, en eğitimli kol gücü askeriyedir. Hayır, yapmadılar. Ta onun içinde dünkü olağanüstü hal ilanını bekledi Cumhurbaşkanı. Olağanüstü hal 3 ay boyunca 10 ilde ilan edildi. Bunun siyasi yansımalarına falan girmeyeceğim şimdi. Girilmesi gerekiyor, sonra gireceğiz, hiç merak etmeyin. Ama bununla beraber bunu söylerken Cumhurbaşkanı başka bir şey daha söyledi. Dedi ki devlet ve millet el ele vermiş bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler, çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Suç varsa ortada niye gününü bekliyorsunuz? Neyin defterini tutuyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Yani kim tutuyor o defteri? Savcılar tutuyorsa hemen açsınlar davaları. Yoksa kimse yalan haberi, çarpıtmayı, yağmacılığı, kışkırtıcılığı savunmaz. Aklı başında kimse savunmaz. Derhal yani bu alçaklar en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır. Hiçbir tereddüdüm yok. Çünkü bunun gününün defterini tutuyorsunuz ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi diğer bütün büyükşehir belediyeleriyle birlikte deprem bölgesinde çalışırken İstanbul'a İçişleri ve Maliye müfettişleri göndermeye devam ediyorsunuz. Madem günü beklenecek, o niye beklemiyor? Ha, İmamoğlu deyince şunu söyleyelim, saldırıya uğradı. İmamoğlu saldırıya uğradı. Saldıran da AK Parti'nin Kahramanmaraş milletvekili Habibe Öçal efendim. Habibe Öçal, ne işin var burada İngiliz uşağı diye İmamoğlu'na saldırdı. O İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri ne yapıyordu biliyor musunuz o sırada? İskenderun limanında yangın çıktı ya. Rusya uçak gönderdi. Bizde yangın söndürme uçakları yoktu çünkü. Değil mi? Onu söndürebilecek. Çünkü onlara gerek yoktu zamanında. Hep dışarıdan alıyoruz ya zaten hizmetleri. Rusya geldi, havadan söndürdü. Yerden müdahaleyi kim yaptı biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaptı. Ha, İngiliz uşağı diye saldırmayı biliyor ama AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Habibe Öçal. Bunların görülmesini istemiyorlar. Mesela bakın, Twitter müthiş yavaşlatıldı. Twitter müthiş yavaşlatıldı. Bunların duyulmasını istemiyorlar. Defteri tutarız diyorlar. Vallahi tutsun isteyen defteri. Biz bunları söylemeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Yani başka türlü bir şey yok ki, bunları duyuracağız ki aksaklıklar olmasın. Ama artık bunlar had safhaya doğru geliyorlar. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu dün deprem bölgesinde yaptığı incelemelerden sonra akşam saatlerinde bir video yayınladı. Çok tepkiye de yol açtı, desteğe de yol açtı. Bana kalırsa adeta hani kral çıplak diye bir hikaye vardır ya. Hani kralın üstünde bir şey yoktur ama herkes ona kızdığı için aman efendim ne kadar yakışmış filan der. Sonra oradan bir çocuk çıkar babasına der ki ya kral çıplak. Ondan sonra anlaşılır ki, daha doğrusu itiraf edilir ki kral çıplak. Bence Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi de kral çıplaktı. Erdoğan'a dedi ki arkadaş sen sorumlusun. Madem bütün yürütmenin gücü sendedir, hiç başkasına atma suçu. Sorumlu sensin dedi. Başka neler dedi? Ona gelmeden önce Erdoğan'ın bugün Kahramanmaraş'ta efendim AFAD'ın işini iyi yapmadığından, devletin işini iyi yapmadığından şikayet eden bir depremzedeye söylediklerine geleceğim. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki depremzedeye, olanlar oldu, bunlar kaderdir. Bunlar hep kader planında vardır. Bunu söyledi. Oysa daha kısa bir süre önce bir deprem tatbikatı yapıldı biliyorsunuz. Erdoğan orada demişti ki ya hiç şey değil, önlemini alırsanız her şeyle başa çıkılır. Değil mi? Artık devlet nerede diyen var mı diye söylemişti Erdoğan.
İşte şimdi diyor ki ya kader bunlar, ne yapalım? Hani maden kazalarında diyorlardı ya efendim, fıtratında var bu işin diyorlardı ya. Bu da kader. Tabii ki yani bu depremler olacak. 1999 Gölcük depreminden sonra alınan pek çok önlemler vardı. Ne oldu onlar? Yani alınması düşünülen ne oldu onlar? Onlar alınmadı. Bakın yıkılan binalara bakın. Yıkılan binalara bakın. Kamu binaları. Hepsi yeni yapılmış kamu binaları. Efendim belediye başkanlıkları. AFAD başkanlıkları var. Telekom binaları. Hepsi yıkıldı. Kim verdi bunların ruhsatını? Kim verdi bunlara izni? Değil mi? Hani deprem yönetmeliği var, değil mi? İşinize geldiği zaman deprem yönetmeliği var. Bunlara niye uygulanmadı? Kartondan maketler gibi yıkılıyor binalar. Ha bunları söylemeyeceğiz, bunları yazmayacağız, öyle mi? Defter tutuluyormuş. Tutun efendim, buyurun tutun defterinizi. Yani herkes bir defter tutuyor. Ya biz de bu defterlerimizi ne yapıyoruz? Kendimize saklamıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Öyle sonradan bilmem ne falan demiyoruz, işte söylüyoruz. Ne gördüysek, ne biliyorsak söylüyoruz. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Hani bu Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri tamamen AFAD üzerinden yaptıkları yardımları topluyorlar ve götürüyorlar. Belediye başkanları da başlarında duruyor. Bunlar engelleniyor. Açıkça söylüyorlar. Yani oraya gidiyor yardım. Mesela ne bileyim bir CHP'li belediyeden ya da başka bir yerden, bir muhalefet partisi belediyesinden yardım gelmiş. Hemen önüne bir pankart asılıyor. Mesela Bodrum Belediyesi yardım göndermiş. Hemen Muğla Valiliği. Sanki oradaki acı çeken insan, ha bak Muğla Valiliği göndermiş, ben iyisim hükümete oy vermeye devam edeyim diyecek mesela. Ya kafa bu. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu şimdi söyleyeceğim lafı söylediği zaman, ha sen siyaset yapıyorsun, acının üstünden deniyor. Şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Halkımızın, hani başta dedim ya, Erdoğan'a sen suçlusun, yürütmenin başı sensin, sen suçlusun demişti. Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim sonuna kadar. Değişik bir şey değil mi? Türkiye'de hep şu vardır. Ya şimdi söylemeyelim, sonra söyleriz eleştirileri. Şimdi Sinan Ateş cinayetine geleceğim ki onun da katil zanlısı tam bu aralar yakalandı. Sessiz sedasız değil mi? Orada ne olmuştu? Önce mesela Meral Akşener konuşmamıştı. Çözülsün bu iş demişti. Fakat çözülmediğini anlaşılınca konuştu o da. Kardeşim şunu bulun dedi. Değil mi? Şimdi Meral Akşener yine konuşmadı. Yarın o da deprem bölgesine gidecek. Bir aksilik çıkmazsa ben de o geziyi takip edeceğim. Şimdi orada bakalım Meral Akşener ne diyecek? O da diyecek mi efendim gün bugün şeydir işte, hükümetimizin yanında yer alalım mı diyecek? Yoksa o da diyecek ki ya arkadaş iki gün sustuk, devlet görevini yapsın diye yapmadı. Şimdi konuşuyoruz mu diyecek acaba? Şimdi onu da merakla bekliyoruz. Çünkü artık dünden itibaren bütün siyasiler bölgeye gitmeye başladı. Bütün siyasiler bölgeye gitmeye başladı. İlk gün herkes dedi ki ya gitmeyelim. AFAD çalışmalarına ve diğer kurtarma çalışmalarına meydan verelim. Onlara kalabalık yapmayalım. Yurt dışından heyetler geliyor. Onlara kalabalık yapmayalım. Ne oldu? Vefat sayısı artıyor. Ha geliyoruz AFAD'a. AFAD şimdi bu hükümet döneminde kuruldu. AK Parti döneminde kuruldu ve dünya çapında da başarıları var. Fakat AK Parti'nin şöyle bir özelliği var. Yani kendi kurduğu şeyleri kısa süre içinde yine kendisi dağıtmayı becerebiliyor. Yani kendisi çökertmeyi becerebiliyor. Yanlış yönetimle. Yani ekonominin durumu ortada mesela. Şimdi bu AFAD'da da öyle. AFAD'ın kuruluşu şeyde AK Parti döneminde. AFAD'ın Afet Müdahale Genel Müdürü. Yani böyle bir durumda müdahale edecek birimin başı. Kısa bir süre önce kim atanmış buraya? Efendim İsmail Palakoğlu atanmış. Şimdi Afet Müdahale Genel Müdürü olarak atanacak. Yani işte bugünkü gibi, işte Kahramanmaraş depremi gibi bir büyük felaket olunca ilk müdahale etmesi gereken birimin başında kim olmasını beklersiniz? Yani teknik bilgisi olan, afet kurtarma eğitimi, deneyimi bir şey olan birisini beklersiniz değil mi? Hayır efendim öyle olmamış. İşte partizanlık derken bunu kastediyorum şimdi. Bu İsmail Palakoğlu. Bir ilahiyatçı, ilahiyat fakültesi mezunu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığından yatay geçiş yapılmış efendim. AFAD Başkan Yardımcılığına, kusura bakmayın.
Efendim kendisinin çok önemli bir eseri de var. Bu eser acaba mesela yardımlaşma, kurtarma çalışmaları filanla mı ilgili? Hayır. Gönüller Sultanı Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi diye bir kitap yazmış efendim. Afet müdahale biriminin başında. Sonra biz diyoruz ki niye çöküyor bu işler ya? İşte bundan çöküyor. Bu partizanlıktan çöküyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız çıkıyor diyor ki efendim kaderdir. Kader ne yapalım? Olanlar oldu. Ya peki olanlar oldu. Olduktan sonra gereğini yapalım mı? Hayır o da yok. Yani bir iş insanı az önce yazdı. Dedi ki vinç yokmuş diye, kendisi de oralı, vinç yokmuş diye bir vilayete vinç göndermiş. Vinç operatörüyle beraber göndermiş, operatörümüz yok diye. AFAD'da duruyor, AFAD'da bekliyor. Neden? Çünkü orada birisi gelecek, onun hakikaten işte hükümet tarafından oraya getirildiğini filan gösterecek. Ondan sonra Kılıçdaroğlu böyle dediğinde siz siyaset karıştırıyorsunuz denecek. Siyaseti ilk karıştıran da bu işlere kim oldu biliyor musunuz? Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü. Ömer Çelik değil miydi Adana'ya gidip biz Cumhur İttifakı olarak buradayız, AK Parti ve MHP olarak buradayız diyen kimdi? AK Parti'nin sözcüsüydü. Ondan sonra yani her şey yapılacak. Muhalefetten birisi de bir şey dediği zaman vay siz siyaset karıştırıyorsunuz olacak. Yani bu faslı şöyle bir örnekle bitireyim. Çankaya Belediyesi Ankara'da ilk saatten itibaren çok büyük bir yardım kampanyası açtı ve bu yardımları da AFAD üzerinden gönderiyor, organize ediyor deprem bölgesine. Ya bu hükümetin artık şeyi olarak hani Borazanı diyeceğim, çok kusura bakmayın, sözcüsü gibi çalışan ATV, A Haber bunu ne diye verdi biliyor musunuz? Buranın görüntülerini AFAD yardım toplama merkezi diye. Yani bir de böyle sahiplenme var. Arkadaş, Hatay Belediye, Hatay Havalimanı yıkılmış tamamen. Niye? Zamanında demişler ki ya burası bataklık arazi, buraya yapmayın. Yapmayan diyen kötü olmuş. Allah bilir soruşturma da açılmıştır hakkında. Yapılmış. Depremde kullanılamaz hale gelmiş. Şimdi kim onarıyor biliyor musunuz? Oranın onarmasında kim çalışıyor biliyor musunuz? Mansur Yavaş'ın başında olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi onarım ekipleri çalışıyor. İyi mi? Ha, bütün bunları görmeyeceksiniz. Ondan sonra kader olanlar oldu. Ya olanlar olduysa olduktan sonrasıyla bari doğru düzgün ilgilenin. Yani sonra da işte niye yanımızda durmuyorsunuz? Ya yanınızda durdu 2 gün millet. Ne oldu? Bütün siyasetçiler 2 gün yanınızdaydı. Ne oldu? Ha, burada kral çıplak demek işi Kılıçdaroğlu'na düştü. Kendisine işte yok siyaset karıştırıyorsun falan diyenlere de şey yapmamak lazım. Artık şey değil. Yani artık göz kapanacak bir durumda değil gerçekten işler ve maalesef giderek daha kötü haberler geliyor. Nevşin Mengü bölgede onunla konuştum. Yayınlarında da izliyorsunuzdur. Nevşin'in yayınlarını mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bir de yeni bir durum ortaya çıktı. Hem Suriyelilere duyulan tepki. Şimdi Suriyelilerin evleri var. Depremzedelerin çadırları bile yok kiminin. Bu tabii Suriyelilerin suçu değil. Suriyelilerin suçu değil, Suriye politikasının suçu, değil mi? Yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan kadar Suriyeli'ye kapılarınızı açacaksınız şimdi. Yani Suriyelilerin hakikaten bir suçu yok. Yani ciddi söylüyorum. Kabahat onları bu şekilde kontrolsüz alıp memleketin hani demografi değiştireceklerdi, değil mi efendim? Oradan böyle bir şey gelecekti. Hazır destekçi gücü falan gelecekti. Herhalde böyle düşündüler. Ama bu hesaplar tek tek yanlış çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Bir de gazetecilik başarısından size söz ederek yayını bitirmek istiyorum. Dün gece büyük rezaletler gördük ekranlarda, değil mi? Yani işte vatandaş protestoya başlayınca yayını kesenler, efendime söyleyeyim orada bir vatandaş derdini dile getirmek isterken sırtını dönüp işte terbiyesizlik yapan gazeteciler falan bunlar hep meslektaşlarımız yani. Ama bir tane de Mehmet Akif Ersoy Habertürk'ten Kübra Par'ın yayınına çıktı. Dedi ki ya durumu size şöyle anlatayım. Kameranın ışığı dahil bütün o yayın ışıklarını kapattırdı. Ve biz ne gördük? Hiçbir şey görmedik. Çünkü o kamera ışıkları olduğu zaman arkada kurtarma çalışmalarını, gönüllüleri falan görüyorduk. Işıkları bile yok. Jeneratörleri de yok. Ama ondan sonra olanlar oldu. Kader planımızda var.
Bakalım daha kader planımızda neler var. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşça kalın.